Merhaba ben Alparslan Hoca. Quotes in English yani İngilizce güzel sözler konusunu çalıştığımız 10 videoluk serinin 5. videosuyla karşınızdayım. Bu seride İngilizce güzel sözleri çözümlemeli olarak Türkçeye tercüme ediyoruz. Güzel sözlerin kelimelerini çıkartıyoruz. Bu şekilde kelime çalışması da yapmış oluyoruz. Haydi başlayalım. Bu videonun ilk güzel sözü If the plan doesn't work, change the plan but never the goal. Öncelikle if Türkçe'ye eğer ya da eğer ki karşılıklarını veriyor. Plan, Türkçesi de aynı. Plan demek, hemen altında ne var? Doesn't var. Yani do, does, present, simple'da kullanılıyor olumsuzu don't ve doesn't. Present simple yani geniş zaman konusunu farklı bir videoda detaylı bir şekilde anlattım. İsteyenler o videoyu seyrederek çalışabilir. Şuraya yazalım. Present simple tense konusu yani geniş zaman. Hemen yanındaki work çalışmak demek. Altta bir tane daha fiil var. Change change değişmek, değiştirmek demek. Burada imperative imperative yani emir kipinde çekilmiş sen ya da siz şahıs zamirine göre çekildiğini düşünün. Zaten güzel sözlerde, ata sözlerinde yani bir mesaj veren sözlerde hep sen ya da siz şahıs zamirine yönelik cümleler vardır. Çünkü öğüt verirler. Sonrasında ne var? Yine plan sözcüğü tekrar ediyor. Plan demek diye söylemiştik. Onun altında bat var. Bat. Şuraya çekelim. Ama ancak karşılıklarını türkçeye veriyor. yanında never var. Never bir sıklık zarfı. Asla demek. Never'ın kullanıldığı cümleler yapı olarak olumlu, anlam olarak olumsuzdur. Yine geniş zaman konusunda geniş zamanı anlattığım videoda sıklık zarfları da geçiyor. Never'la ilgili cümleleri, örnek cümleleri orada bulabilirsiniz. Sonra altta goal var, goal hedef, amaç karşılıklarını Türkçe'ye verir. Bu güzel sözün kelimelerini çıkarttığımıza göre çevirisini yapmaya başlayabiliriz. Şuradan yazalım. If the plan doesn't work, eğer ki eğer plan çalışmıyorsa Change the plan. Planı değiştir. Planı değiştir. But ama never the goal. Asla amacı, hedefi değiştirme. Başka şu şekilde de söyleyebiliriz. Eğer ki ya da eğer yaptığın plan yaptığın plan işe yaramıyorsa işe yaramıyorsa planını değiştir değiştir ama asla hedefini değiştirme ya da hedefinden vazgeçme diyelim. Türkçede nasıl söyleriz diye düşünerek birazcık değiştirdik. Şimdi bir defa okuyarak kontrol edelim. If the plan doesn't work, change the plan but never the goal. Eğer plan çalışmıyorsa planı değiştir ama asla hedefi değiştirme. Ya da eğer yaptığın plan işe yaramıyorsa planını değiştir ama asla hedefinden vazgeçme. Bence fena olmadı. Haydi bir sonrakine geçelim. Bu videonun ikinci güzel sözü: Don't treat people as bad as they are. Treat them as good as you are. Güzel bir söz. Hemen kelimeleri çıkartmaya başlayalım. Şimdi bakın, buradaki don't olumsuzluğu veriyor hemen. Olumsuzluk. Do not diye düşünün. Hemen yanında trait var. Trait davranmak demek. Sonrasında ne var? Bakalım. People var. People insanlar demek. Hemen yanında as bad as var. Yani as as yapısı var. Gibi kadar gibi bir karşılık veriyor. Yanında da bir tane sıfat var. Bad bir sıfat, adjective. Kötü demek. Kötü. Hemen yanında ne var bakalım şurada? They onlar demek. Yanındaki are ise to be'nin çekimi. Yani to be olmak fiilinin çekimi. Sonrasında trade var. Yine davranmak demek. Yukarıda olduğu gibi emir kipinde çekilmiş. Imperative yani emir kipi. Buradaki dem onlara, onları karşılıklarını veriyor. Onları Yine bakın as as yapısı var. Şimdi good'la birleştirelim. Good da bir sıfat, iyi demek. As good as yani gibi kadar iyi gibi bir karşılık veriyor. You şahıs amiri sen demek. Are ise yine To be'nin yani olmak fiilinin sen şahıs samirine göre çekilmiş hali. Birinci güzel sözde yazmamıştık. Burada biraz ek kelimeler yazalım. Ek bilgiler yazalım. Şu bizim ek bilgi işaretimizdi. Mesela trade, davranmak demek diye söylemiştik. Davranmak. Ne yazabiliriz? Mesela trade with respect treat with respect Saygıyla davranmak demek. Şuradan yazalım. Saygıyla davranmak. Saygılı davranmak gibi de kullanabilirsiniz. Sonra şurada ne vardı? Bakayım. Dem vardı. Dem bir ilgi adılı. Türkçede onlara onları karşılıklarını Türkçeye verir. Ne yazabiliriz? Mesela for them for için olduğuna göre for them onlar için karşılığını verir. Mesela one of them one of them onlardan biri. One of us deseydik bizden biri olurdu. Sonra like them onlar gibi başka ne diyelim mesela some of them some of them onların bazıları bazıları başka with them with them onlarla Başka ne yazabiliriz? Mesela most of them. Son olarak bunu yazalım. Most of them. Onların çoğu karşılığını Türkçe'ye verir. Yine yazdığımız ek bilgileri şöyle ayıralım. Karışmasın. Güzel sözlerde geçen bazı kelimelerden hareketle Ek kelimeler yazıyoruz, yeni kelimeler öğrenmiş oluyoruz. Şimdi e, güzel söze geri dönelim. Kelimelerini çıkartmıştık, çevirisini yapabiliriz. Şuradan yazalım. Don't treat people as bad as they are. İnsanlara onların olduğu gibi, onların olduğu gibi ya da oldukları gibi kötü davranma. Bilgili koydu aynı yere. Trade them as good as you are. Onlara kendi olduğun gibi iyi davran. Şöyle de diyebiliriz. Mesela insanlara oldukları şekilde oldukları gibi kötü davranma. Onlara olduğun gibi iyi davran. Bir kere okuyup kontrol edelim. Don't treat people insanlara davranma. As bad as they are onların olduğu gibi kötü. Treat them onlara davran as good as you are kendi olduğun şekilde iyi. İnsanlara onların olduğu gibi kötü davranma onlara kendi olduğun gibi iyi davran ya da insanlara oldukları gibi kötü davranma, onlara olduğun gibi iyi davran. Bence fena olmadı. Haydi bir sonrakine geçelim. Bu videonun üçüncü ve son güzel sözü. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Hemen kelimeleri çıkartmaya başlayalım. Öncelikle all, bütün, tüm, hepsi karşılıklarını Türkçe'ye verir. Hemen yanındaki our bir mülkiyet, iyilik sıfatı bizim demek. Yanındaki dream çoğul yapılmış. Dreams hayal demek. Dolayısıyla hayaller diyeceğiz. Hayaller. Yanındaki can ability yani ebilmek. Şuraya yazalım. Ebilmek. İngilizce'de can için model deniyor. Yardımcı fiil de diyebilirsiniz. Alttaki come true ise gerçekleşmek demek. Gerçekleşmek. Sonrasında if var. If Türkçe'ye eğer karşılığını veriyor. V ise bir şahıs zamiri. Biz demek. Sonra have yani to have sahip olmak fiili. Sahip olmak. Onun yanında courage var. Courage cesaret demek. Cesaret. Sonrasında ne var bakalım. Pursue var. Pursuyu takip etmek demek. Şuraya yazalım. Takip etmek. Başka. Peşinden koşmak. Karşılıklarını Türkçe'ye verir. Sonra dem var. Dem bir ilgi adılı. Türkçe'ye onları onlara karşılığını verir daha önce geçen bir şeye gönderme yapıyor olması lazım. Neye gönderme yapıyor? Dreams sözcüğüne gönderme yapıyor. Yani hayaller sözcüğüne gönderme yapıyor. Başka ne yazabiliriz bakalım. Ha, can için ability demiştik onu yazalım. Ability yani evinmek demiştik. Şimdi güzel sözün bütün kelimelerini çıkarttığımıza göre Burada da ek bazı kelimeler yazabiliriz. Dreams hayaller demek diye söylemiştik. Bu bizim ek bilgi işaretimiz. Şöyle bir kullanım var. Let all your dreams come true. Come true. Senin bütün hayallerin gerçek olsun demek. Şuraya yazalım. Tüm hayallerin ya da hayalleriniz gerçek olsun güzel bir dilek. Başka ne yazabiliriz bakalım. Şurada geçmişti true gerçek demek demiştik. Mesela find true love gerçek aşkı bulmak demek gerçek aşkı bulmak. E aramak ne onu yazalım. Search for true love. Bu da gerçek aşkı aramak. Aşkı aramak. Başka ne yazalım? Mesela show show the true way true way doğru yolu göstermek demek. Doğru yolu göstermek. Yazdığımız bu ek bilgileri şöyle farklı bir renkle, renkte kalemle çizgi içine alalım karışmasın. Şimdi güzel sözümüze geri dönelim bütün kelimelerini çıkarttığımıza göre çevresini yapabiliriz. Şuradan yazalım. All our dreams, bizim bütün hayallerimiz, can come true, gerçekleşebilir. Yazalım. Tüm hayallerimiz, hayallerimiz gerçekleşebilir. if we have to courage, eğer ki cesaretimiz varsa, olursa, to pursue them, onları takip edecek. Eğer onların peşinden gidecek, gidecek cesaretimiz olursa diyelim. Şimdi bir kere okuyup kontrol edelim. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Tüm hayallerimiz gerçekleşebilir, gerçek olabilir. Eğer onların peşinden gidecek cesaretimiz olursa, varsa. Ve the end of the video, yani quotes in English ya da beautiful saying in English. İngilizce güzel sözler konusunu çalıştığımız 10 videoluk serinin 5. videosunun sonuna geldik. Bu seride İngilizce güzel sözleri Türkçe'ye çözümlemeli olarak tercüme ediyoruz. Kelime çalışması yapıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olmak için kanalı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.